Düzce'de 1,5 ayda tam 200 rögar kapağı çalındı. Belediye yetkilileri de kent sakinleri de şaşkın. Yetkililer maddi zararı bir yana faciaya davetiye çıkaran hırsızlıkların önüne geçmeye çalışıyor. Bir ay oldu bunların. Evet müdürüm, yaklaşık son bir aydır tam anlamıyla bu rögar kapağı çetesiyle başınız dertte galiba. Evet, aynen öyle. Dükkanımızın önündeki mazgalı çalan hırsız motorcular. Olası bir kaza sonucunda ortaya çıkacak o tehlikenin boyutları da gerçekten tüyler ürpertici. Böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Hırsızlar Düzce'de rögar kapağı bırakmadı. Tam 200 kapak çalındı. Ara ara oluyor böyle. Bir çete bir geliyor. Artık bunlar Düzceli mi bilemiyorum yani. Tabii güvenlik güçlerimiz araştırıyordur, yapıyordur, gerekeni yapıyordur. Ama hakikaten sıkıntıdayız yani. Rögar kapağı hırsızları Düzce'ye dadandı. Kentin farklı bölgelerinden hemen hemen her gün kapak hırsızlığı ihbarı geliyor. İhbarlara yetişemez olan yetkililer şaşkın. Aşağı yukarı 2 aydan beri biz bunlarla uğraşıyoruz yani. Sabahleyin bir kalkıyoruz ekipten, çünkü burada çalışanlar var, oturanlar var. İşte müdürüm kapaklar çalınmış, işte şunlar çalınmış. Geliyoruz bakıyoruz, hem de trafiğin en böyle şey yerlerinde. Düzcelilerin başı son günlerde rögar kapağı çetesiyle tam anlamıyla dertte. Neden diyeceksiniz? Çünkü son bir ayda neredeyse 200 tane rögar kapağı çalındı. Belediye yetkilileri de çareyi çalınan kapakların yerine işte böyle plastik kompozitten geçici kapaklar yapmakta buldu. Çünkü çok tehlikeli, ne zaman nerede çalınacağı bilinmiyor bu kapakların ve genelde yerleşim yerlerine yakın bölgelerde çalınıyor. Araçların ve yayaların sıklıkla kullandığı yollarda, caddelerde çalınıyor ki bu da olası kazalara ve facialara sebebiyet verecek türden bir olay. Şöyle sola doğru baktığımızda yine böyle yol boyu ızgaralar vardı hemen sağ taraftaki gibi. Son hırsızlık olayı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Rögarlara plastik profilden geçici kapak önlemi alan belediye yetkilileri bir yandan da hırsızların peşinde. Bunu çıkartamamışlar. Kolay olmadığı için bir geridekini çalmışlar. Yandakini çalmışlar. Bunu şimdi bazıları diyorlar ki bunu zincirle. 15 bin tane kapağın hangisini zincirleyeceksin? Gelişi güzel koyuyoruz yani, tedbir amaçlı. Vatandaşa zararı olmasın diye. Onun için başımız bu konuda biraz dertte yani. Rögar kapağı hırsızlarının hedefinde yeni yerleşim yerleri de bulunuyor. Burası onlardan biri. Altyapı çalışmaları henüz yapım aşamasında, ancak bu bölgedeki 4 rögar kapağı da hırsızlar tarafından çalındı. Görüyorsunuz onlardan bir tane. Belediye yetkilileri de geçici olarak buraya betondan kapaklarla tedbir aldı. Şöyle içine bir baktığımız zaman yaklaşık 2-2,5 metrelik bir derinliği var ve olası bir kaza sonucunda ortaya çıkacak o tehlikenin boyutları da gerçekten tüyler ürpertici. Genelde ulaşımı, mesela okul yolu burası. Çocukların çoğu bisikletle gidiyorlar. Düzceliler de ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Sonra insanlar buna mı düştürüz yani? Bu demir parçalarına mı düştürüzler? Araçların sıklıkla kullandığı bu yol üzerinde tam 70 tane rögar kapağı çalındı dedik. Hemen yukarıda kalıcı konutlar var ve bu virajdan sonra araçlar, görüyorsunuz, oldukça süratli bir biçimde geliyorlar buraya ve buradaki rögar boşluğunun üzerinden geçiyorlar. İşte birkaç gün önce buradaki beyaz kompozit kapaklar yoktu. Hırsızlar tarafından çalınmıştı ve buranın boş olması halinde araçların içine düşebileceği tehlikeleri şöyle bir düşündüğümüz zaman boyutları gerçekten ürkütücü. Ne demek lazım bunu yapanlara? Yani neyi düşünüp de yapıyorlar bilemiyorum. Şu ana kadar çalınan kapakların maliyeti 30 bin liraya aştı. Düzce Belediyesi güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı kanıtlarla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dükkanımızın önündeki mazgalı çalan hırsız motorcular.